Çözüm Rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere en kolay şekilde Windows 11 USB'si nasıl hazırlarsınız onu göstereceğim. Bu adımları siz de uygulayarak Windows 11 USB'sini hazırlamış olacaksınız. İstediğiniz zaman bilgisayarınıza format atabilir veya Windows 11'i yükleyebilir olacaksınız arkadaşlar. Eğer sorun yaşarsanız yorum yazmayı unutmayın. Videoya like atıp kanala abone olursanız da sevinirim. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, USB'yi hazırlamak için Windows 11 ISO'su elimizde olması gerekiyor. Ya dışarıdan indirebilirsiniz ya da benim verdiğim Microsoft'un kendi sitesinden indirebilirsiniz. Onu da sağ üstte koyuyorum. Direkt ulaşabilirsiniz veya açıklamalardan. Burada nasıl ISO indirebilirsiniz anlattım arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 dakikada ISO'yu nasıl indirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Çok kolay ve Microsoft'un kendi sitesinden güncelleme yapmanıza da gerek kalmaz böylelikle. İkinci olarak bize Rufus programı lazım arkadaşlar. Onu da açıklamaya koydum. Böylelikle USB'mizi sanki bir setup dosyasıymış gibi gösterip boot'ta Windows 11'i kurabiliriz arkadaşlar. Şuraya tıkladığımız anda indirme başlıyor ve direkt program inmiş oluyor arkadaşlar. Direkt kullanabiliyoruz. Rufus programına geçelim. Evet arkadaşlar, Rufus programına geldik. Burada yapmamız gereken çok kolay zaten. Burada USB'nizi seçeceksiniz. Buraya da indirdiğiniz ISO'nun yeri seçeceksiniz. Şöyle yapıyoruz. Select'e tıklıyoruz. Ve nerede indirdiyseniz eğer, benim şu an yereldeki size Windows'ta ISO dosyamı buldum. Ve çift tıklıyorum. Seçilmiş oluyor kendisi. Burada yapmamız gereken bir şey yok. UEFI artık kendinden seçili geliyor. Zaten Windows 11 olduğu için. Ve Start'a tıklıyoruz. Burada uyarı geldi. 32 GB'ler tamamen veri silineceğini söylüyor. USB'mizden burada OK deyip devam ediyoruz. Siz 8 GB'a kadar USB'lerinizi bunun için kullanabilirsiniz arkadaşlar. 32 GB olmasına gerek yok. Evet arkadaşlar, bittikten sonra böyle bir uyarı alıyoruz. Buna close diyerek çıkabilirsiniz. Ve artık USB'miz hazır. Bilgisayara girersek şöyle gördüğünüz gibi USB'miz böyle gözükecek. Bunu çıkartıp taktığımızda setup gibi görmesi gerekiyor. Doğruluğunu öylelikle onaylayabiliriz. Şimdi USB'yi takıp çıkartacağım. Ve gördüğünüz gibi artık setup olarak gözükmekte arkadaşlar. Kurduğumuza emin olduk. Sizler de BIOS ekranında butunuzu ayarladıktan sonra USB verirseniz eğer kurulum başlayacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı olmuştur. Like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayalım.